Kapsül Günlük Doz'dan herkese merhaba. Bugün 10 Ekim Salı. Yurdun doğu kesimlerinde yağış, batı bölümlerinde ise parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Gündüz ile gece sıcaklıkları arasındaki fark yer yer 15 dereceye kadar çıkacak. Şimdi haberler. İsrail ile Gazze'nin yönetimini elinde bulunduran Hamas arasındaki sıcak savaş 4. gününe girdi. Hamas'ın cumartesi sabah saatlerinde İsrail topraklarına gerçekleştirdiği operasyonda hayatını kaybedenlerin sayısı 800'e yükseldi. Bu, 1973'teki Yom Kipur Savaşı'ndan beri İsrail'deki en büyük can kaybı. Ayrıca 365'i ağır olmak üzere 2382 kişi de yaralandı. Söz konusu operasyonda Hamas'ın 130 kişiyi esir aldığı da gelen haberler arasında. Katar'ın iki taraf arasında olası bir esir takası konusunda görüşme yürüttüğü belirtiliyor. İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırılarında ise şu ana kadar 600'den fazla insan yaşamını yitirdi, 2700 kişi de yaralandı. 123.000'den fazla Filistinli, hava saldırıları nedeniyle yerinden edilirken, 74.000 Filistinli de okullara sığındı. İsrail, operasyonun başlangıcıyla paralel olarak, Gazze'nin elektriğini de kesti. İsrail, Gazze'ye yönelik tam abluka kararı aldı. Savunma Bakanı Yoav Gallant, konuyla ilgili, elektrik yok, yiyecek yok, yakıt yok. Her şey kapalı, diye konuştu. ABD'li yetkililer, en geç 24 saat içinde İsrail'in Gazze'ye yönelik bir kara harekatı başlatmasını bekliyor. İsrail'e sızan Hamas militanlarıyla çatışmalar da 7 ayrı noktada sürüyor. İsrail Başbakanı Netanyahu ise, Hamas'a verecekleri yanıtın, Orta Doğu'yu değiştireceğini söyledi. İsrail'in Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Gilad Erdan, Hamas'ın saldırısını, bu bizim 11 Eylül'ümüz. Denklemi değiştirmeye, eski paradigmayı yıkmaya kararlıyız. Bu kişiler ağır bedel ödeyecek ve bu vahşetin sivillerimize karşı bir daha işlenemeyeceğini öğrenecekler, şeklinde yorumladı. Hamas'la yakın bir ilişkide olan İran ise, İsrail'e yönelik saldırının hazırlığında rolü olduğu iddiasını reddediyor. İran Cumhurbaşkanı Reisi de, Filistinlilerin kendini savunma hakkını desteklediğini söylemiş ve Müslüman ülkeleri, Filistin halkını desteklemeye çağırmıştı. ABD, İsrail'e yardıma hazır olması amacıyla, bir uçak gemisi, bir füze kruvazörü ve 4 füze imha gemisini bölgeye gönderdi. İsrail'e ayrıca savaş uçakları da gönderilecek. İsrail, 2. Dünya Savaşı sonrası, ABD'den en çok dış yardım alan ülke. Avrupa Komisyonu, Filistinlilere yönelik kalkınma yardımlarını askıya aldı. Almanya, Avusturya ve İtalya'da Filistinlilere yapılan kalkınma yardımının askıya alındığını açıklamıştı. Daha fazlası için kapsül.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.